Mine Kırık Kanat, 21 Ocak 2022 Cumhuriyet Günah Keçisi Merkez Pastanesi'ndeki kakao krizi inişler ve çıkışlarla sürüyor. Zimbabwe şubesiyle yapılan pudra şekerine karşı kakao sıvaplarıyla geçici bir rahatlama sağlansa da ardından mutlaka gelen sıkışma bir müdürün kovulmasıyla sonuçlanıyordu. Üstelik kakao krizi salt MP'yi ırgalamıyor, sürekli yaş alan fiyatları makyajla gençleştirmek de görevli MİİK'in yani Mikronezya İstatistik Kurumu müdürlerinin de değişmesine neden oluyordu. Yolsuzluğuyla ünlü minicik Mikronezya'da müdür nüfusu da çok sayılmazdı. MP'den atılan müdürlerin MİİK'e, MİİK'ten atılanların MP'ye atandığı sık oluyordu. Eski bir merkez pastanesi müdürü böyle bir fırsatla Mikronezya İstatistik Kurumu'nda yine boşalan müdürlüğe başvurdu ve mülakatı alındı. MİİK'in insan kaynakları yetkilisi lafa bu kuruma gerçekten sorumluluk yüklenen birini arıyoruz diye başlayınca MP'nin eski müdürü atıldı. Sorun yok, merkez pastanesinde yolunda gitmeyen her işten beni sorumlu tutarlardı ve işe alındı. Ne var ki MİİK'te de işler yolunda gitmiyordu. Bir süre sonra istatistik kurumundan da atıldı. Artık canına tak etmişti. Mikronezya'dan göç edecekti. Kanada'ya siyasal sığınma talebinde bulundu. Mikronezya'nın diktayla yönetildiği tüm dünyaca biliniyordu. Başvurusu kabul gördü, MP ve MİK eski müdürü tası tarağı toplayıp Kanada'ya gitti. Göçmen bürosunda olağan sorguya alındı. Görevli, Mikronezya'da hayatınız nasıldı diye sordu, Eski müdür omuzlarını silkti. Şikayet edemem. Kötü muamele mi yaptılar? Şikayet edemem. Manevi taciz mi vardı? Şikayet edemem. Görevli şaşırmıştı. Peki neden Kanada'ya sığınmak istiyorsunuz? Eski müdür bilgelikle gülümsedi. Çünkü burada şikayet edebilirim. Mine kırık kanat.